Celaleddin Ökten Özel Ödülünü almaya hak kazanan, Yardımcı Doçent Doktor Hüseyin Yorulmaz'ı alkışlıyoruz efendim, tebrik ediyoruz kendisini. Kısaca tanıyalım isterseniz. Yardımcı Doçent Doktor Hüseyin Yorulmaz, akademisyen ve Sakarya İl Kültür Müdürü. Celaleddin Ökten hakkında ailesi, öğrencileri ve hayattaki tanıyanlarıyla da görüşerek, özel evrakı ve hakkındaki belgeler üzerinde çalışarak bir neslin öncüsü Celal Hoca isimli geniş kapsamlı bir biyografi çalışması yapmış olması, bu biyografi sırasında da verdiği seri konferanslarla Celaleddin Ökten ismini İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ve ülke okur yazarlarının ilgi dünyasına kazandırmıştır. Bu hizmeti dolayısıyla Sayın Hüseyin Yorulmaz'a Celaleddin Ökten Özel Ödülü takdim edilecektir. Kendisini ödülü almak için sahneye davet ediyoruz alkışlarınızla. Ödülünü vermek üzere merhum Celaleddin Ökten hocamızın değerli evladı Fatma Züheyra Ökten'i sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. Kuvvetli bir alkışla Sayın Fatma Züheyra Ökten iki kelam eder mi? Tabii. Sayın Valim, sayın büyüklerim, hepinize bu ödülü Önder Derneği tarafından, kuruluş tarafından şey yapıldığı için, tertip edildiği için onları babamın hatırası olarak onun çalışmalarını istinaden almış oluyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlarım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sayın Bakanım, Celal Hoca'nın çok değerli dostları, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2011 yılında bu kitabı hazırladıktan sonra 2012 yılında bir belgesel hazırlamıştık. Meçhul bir kahraman. Meçhul bir kahraman değil aslında Celal Hoca. Bu vesileyle ben onun terekesine girdim. Onun kitapları, belgeler, kart vizitler, kart postallar, mektuplar ve 80 kadar defteri var. Bu defter bir kısmı kelam, tevhid, fıkıh, sosyoloji, tarih üzerine. Sayın Bakanım, ben bu konuyu gündeme getirmek istiyorum bu vesileyle. Celal Hoca aslında geride bir eser bırakmak istemiştir, yazılı bir eser. Elbette Celal Hoca'nın geride bıraktığı en büyük eseri bugün İmam Hatip neslidir. Ve bu İmam Hatiplerden mezun olan kuşaktır. Ancak bu eserlerin de, bu defterlerin de gün yüzüne çıkması gerek. Merhum hocamız şöyle düşünmüştür. 1882 yılında doğduğuma göre 1947 yılında emekli olacağım. Emekli olduktan sonra 1930'lu 40'lı yıllarda topladıkları belgeleri, tuttukları notları çalışarak bir kitap olarak yayınlayacağım diye düşünmüştür. Ancak öyle olmadı. 1948 yılında İmam Hatip kursları açıldı. Bu kursların ayakta durması için her şeyi yaptı. Öyle ki Aksaray sokaklarında Milli Eğitim Bakanlığı bu öğrencilerin sayısının, kursiyerlerin sayısının 20 olmasını düşündüğü için Celal Hoca bazen 18'e bazen 19'a düşüyor bu sayı. Aksaray sokaklarında yevmiyeci insan arıyordu bu kurslara devam etmesi için.
Daha sonra 1950 yılında biliyorsunuz Demokrat Partisi iktidara geldi. 51 yılında yine plan ve projesini kendisinin hazırladığı İmam Hatip okulları açıldı. Ve bu okulların da ayakta durması için her şeyi yaptı. İlim Yayma Cemiyeti yine Celal Hoca'nın gayretleriyle Sirkeci'deki esnafı organize etmesiyle kurulmuştur. Osman'ın son uleması dediğimiz bir takım alimleri, ulemayı yine İmam Hatip'te ders vermek üzere ikna etmiştir. Hazırladığım bu kitaba takdim yazısı yazan, Allah uzun ömür versin, Orhan Okay hocamız şöyle bir cümle etmişti. Eğer Celal Hoca'yı biz bugün daha iyi anlayacaksak, onun geride bıraktığı bu defterlerin gün yüzüne çıkması gerek. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.